x bir reel sayı demiş. 3x artı 1453 çift sayıdır. Eşittir çift. 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle bir tek sayıdır diye soruluyor. Arkadaşlar, şimdi burada x'in reel sayı olduğu verilmiş. Tek dememiş, çift dememiş. Hocam ama 3x artı tam sayı da dememiş değil mi x'e? 3x artı 1453 çiftse 1453 tek bir sayı olduğundan 3x'in tek olması gerekmez mi? Tabii ki 3x tek. Peki x tek olmamız, x'in tek olması gerekmez mi? İşte burada dur. Niye? X reel sayı demiş. Mesela x'e 1 bölü 3 verirsen de ne olur? Sonuç tek gelebilir. Yani burada arkadaşlar x ile ilgili 3 ile çarptığım tek bir sayı olması gerekmeyebilir. 1 bölü 3 gibi ne tek ne çift incelemesi mümkün olmayan bir kesirli ifade de olabilir. O yüzden biz sadece şunu kesin biliyoruz. 3x tek ama x ile ilgili bir şey diyemiyorum. Peki x kare artı 9x artı 1 bölü 3 soru işareti. Çünkü reel bir sayı olduğu için 1 bölü 3 yazarım. Tam sayı gelmez. Dolayısıyla tam sayı gelmeyince de inceleyemem. 12x artı 7. Arkadaşlar 12x 3x'in 4 katı artı 7. 3x'i biliyorsun tek sayı. 4 ile çarparsan çift sayı. 7 de tek bir sayı. Çift tek daha tek yapar. Bu doğru. 15x artı 2 üzeri x. Burada 2 üzeri x demiş. X'e sen negatif bir şey de verebilirsin. Rasyonel bir şey de verebilirsin. 2'nin kuvvetlerinden mesela 2 üzeri eksi 1 dediğini düşünsene. 1 bölü 2 inceleyemezsin değil mi? Bilemezsin yani bunun ne geleceğini. Rasyonel kesirli bir ifade de gelebilir. Hatta 1 bölü 2 dersen x'e, karekök 2 de 1 bölü 3 dersen küpkök 2 de gelebilir. Yani irrasyonel bir sayı da gelebilir. 1 ve 3 kesin değil ama yalnız 2 kesinlikle doğru arkadaşlar. Yani doğru derken kesinlikle tek sayı.